Arkadaşlar hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Çağrı, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Fly by Wire A320 Neo uçağının eğitim serisine başlıyoruz artık. Önceden bir videom vardı fakat o tam video denemez. Ufak ufak üstünden geçtim fakat bu videoda komple her şeyi FMC'ye kadar tüm her şeyi dolduracağız. O zaman videoya geçelim. Başlangıçta arkadaşlar uçağımız A320 Neo 251, yani A320 Neo. Türk Hava Yolları 612 uçuş koduyla çıkıyoruz. LTFM, LTBC. İstanbul-İzmir arası bir uçuş yapacağız. Şimdi arkadaşlar burada, hatta durun şöyle yapalım. Burada bizim hava şeylerimiz var arkadaşlar. Rüzgar nereden esiyor? Hızlıca bir bakalım şöyle. Saat 2 gibi kalkarız biz. Saat 2'de rüzgar şu an şu şekilde esiyor. O zaman biz rüzgarı karşımıza alacağımız için şu taraftaki pistlerden birini tercih etmemiz gerekiyor. Rüzgar şöyle geliyor çünkü. O zaman yukarıdaki pistlerden birini seçeceğiz. Ben 17 left olarak belirledim arkadaşlar. 17 left pistinden kalkacağız. Aynı zamanda İzmir'de ise arkadaşlar 1 saatlik bir uçuş olacak. 3 ya da 4 gibi geleceğimiz için hava şu şekilde esiyor. Yani şuraya doğru geliyor. Biz de şu civarlardan inip rüzgarı karşımıza alacağız. Yani 0-3 right ya da left, yok, 34 left ya da right alacağız arkadaşlar. 3-4 sol ya da sağ. Ben 3-4 sağ seçiyorum. 3-4 sağdan gidebiliriz. Gördüğünüz gibi kendisi burada otomatik bir rota çıkarıyor. En aşağı kısma geliyoruz ve hemen hızlıca bir generate flight diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bize hızlı bir şekilde bir uçuş planı çıkardı. Tabii ben buradan uçacağım için, burayı kullanarak IVAO'da ve burayı kullanacağım için hızlıca bunun oluşturduğu flight plan'e gidiyorum. Bize oluşturduğu rota burada arkadaşlar. Şimdi uçağımıza bir yükleme yapacağız. 21 kiloluk bir ağırlık var. Trafik yolumuz var. Hemen onu da yapalım. Bir uçuşa, uçağa tüm bilgileri girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dispatch'imiz yüklendi. Buradan gelip neredendi? Buradan gelip arkadaşlar My Dispatch Saved Flights bölümünden gelip buradaki flightlardan şuradaki PDF bölümüne tıklayarak dispatch'i açabilirsiniz. Şimdi bize bir ne kadar? 6 kilo 5800'lük minimum bir yakıt şeyi vermiş. Şuradan briefing'den de bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi minimum block fuel 5800. Burada da 5600 diyor. Biz tam ortasını bulup tam 6000'lik bir yakıt alacağız arkadaşlar uçağımıza. Şöyle tabi bir dakika. Evet tamamdır, kilograma çevirdim. Şimdi kilograma çeviriyoruz. 6 kiloluk bir yakıt alacağız. Tam 6.95'lik ve bunun yanında 21 kiloluk da bir şeyimiz olacak arkadaşlar. 21 kiloluk bir bagaj yüklememiz, toplama ağırımız, payloadumuz olacak. Center of Gravity %25, tamamdır arkadaşlar. Bunların tüm bilgisini aldıktan sonra doğrudan fly diyerek işlemlerimize devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uçağımız yüklendi. Şu an hiçbir eksikmesi, hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi şöyle bir dışarı çıkalım. Şimdi ben bir IVAO'ya bağlanacağım arkadaşlar. IVAO'ya da bağlanalım şöyle hızlıca. Evet arkadaşlar IVAO'ya bağlandık şu şekilde. Bir daha açarsam açayım. Arkadaşlar bu videoda daha çok şu şekilde bir gösterim yapacağım. Uçağa başta bir uçağı hazırlayacağız, çalışırım. Hatta arkamda bir tane de Türk Hava Yolları'na ait bir A320 gidiyor sanırım. A319 da olabilir, tam emin değilim. O gidiyor. Şöyle hatta bir start flight da diyelim, başlayalım. 23.40 uçuş numarasıyla çıkacağız arkadaşlar. Tamamdır. Karşıda gidiyor A321'de. Şimdi arkadaşlar ilk başta yapacağımız şey, bateri 1'i açıyoruz. Bateri 2'yi açıyoruz. 3 kere bir dın dın sesi gelecek. Bu normal şeylerimiz. Üçüncüsü geldikten sonra external power'a basıyoruz arkadaşlar. Tabi sizde external power yoksa arkadaşlar, şöyle navigation ışığımızı açalım. Sizde external power yoksa EPU'ya bir kere basıyoruz. 5 saniye bekledikten sonra EPU'yu sıkarak start diyerek de işlemlere devam edebilirsiniz. EPU'yu çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra EPU üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Uçağınızı çalışabilirsiniz. Başta yapmamız gereken şey Cliff Supply'ı açıyoruz. Acil durum şeylerini falan şey yapmayacağım arkadaşlar. Tam benimle net bir checklist yok çünkü. Şöyle geçelim arkadaşlar overhead panelimize. Burada şimdi ADRS'larımız var. Uçağımızın rotasına girmemiz için gerekli şeyler var. Burada navigasyon 1'i açıyoruz arkadaşlar. Nav'ı, IRS 1'i nav'a geçiriyoruz. Şimdi bu da bir 10 bet yazacak. Evet bekliyoruz. 10 bet yazsın. 10 bet geldi. IRS 2 açıyoruz. Bu gittikten sonra bir kere daha 10 bet gelecek. Geldi. Ayar 3'ü de açıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra yapacağımız işlem kalmadı burada. EPU ile şeyin pompalarını açabiliriz arkadaşlar. Sender pompaları açabiliriz.
Evet arkadaşlar, her şey hazır. Biraz da buradan bir overhead panelimize ışıklandırma verelim. Biraz net görelim buraları arkadaşlar. Birazdan ekranlarımızın ışıklarını açalım. Buradaki amaç arkadaşlar biraz da uçağımızı uçuşa hazırlamak gibi olacak. Yani motor çalıştırmaya kadar her şeyi hazırlayacağız. FMC'yi ayrı bir videoda şimdi çekeceğiz. Şimdi varsayıyoruz ki her şeyi tamam. Şöyle hatta şunları da açalım. Dan dan gelmedi. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi o zaman bir APU 10 yapalım. Eksik bir şey yok çünkü. Alpoms 10 yapalım. Evet, tüm pompaları açabiliriz. APU'yu 10 yapalım. Motor çalıştırmayı hazır hale getireceğiz uçağımızı. Beacon Lights'ı da 10 yapıyoruz arkadaşlar. APU çalıştıktan itibaren. Gördüğünüz gibi bu süreden itibaren artık altta bir ışık yanıyor. Evet, burada bu ekranda olmasının sebebi arkadaşlar, gördüğünüz gibi RS daha aligned olmadı. Hala 7 dakika içerisinde aligned olacak. Onu bekliyoruz. APU'muz da halen çalışmaya başladı. Şöyle. Gördüğünüz gibi APU çalışmaya başladı arkadaşlar. APU'muz geldi arkadaşlar. APU geldikten sonra external power'ı off yapabiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki biz 6 kilo yakıt seçtik yükleme ekranında, fakat burada 4 kiloluk bir yakıt var. Hemen sol tarafta arkadaşlar fly by wire'ın şeyi var, tableti var. Fly by wire uçağı nasıl indireceğinizi bilmiyorsanız şuradan izleyip gelebilirsiniz arkadaşlar. Ya da videolarım içerisinde ne izleyebilirsiniz. Tam izlemiş miyim tam hatırlamıyorum. Yüklememiş de olabilirim buraya. Yani YouTube'da var. YouTube'a kanalıma bakarak bulabilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar dispatch bölümüne giriyoruz. Fuel bölümünden gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ben instant yapacağım, hızlıca yüklensin. 6 kiloluk bir seçim var. Şuradan bir kere tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi 6 kiloluk yakıt uçağımıza yüklenmiş oldu. Bu videoyu anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Çünkü burada basit bir şey yaptık, yani uçağın motor çalıştırmasına kadar olan tüm bölümü yaptık. Bir sonraki bölümde arkadaşlar daha çok neler yapacağımızdan bahsedeyim. Motorlarımızı çalıştıracağız. FMC'den rota ve tüm bilgileri gireceğiz. Ondan sonra uçuşa başlayacağız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.